Bak, ben tuhaf göründüğünün farkındayım ama bunlar... Abimin haberleri, abimin fotoğrafları. Hayır, bak... Bakıyorum zaten Hasan, bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Ne oluyor sana ya? Bana ne mi oluyor? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sinan! 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 Ya! Çıkar artık içinden şunu ya. Çıkar artık ya. Hayretmiş. Sen bir sorar. Önce bir sorarsan ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Evet. Tamam, sakinim. Şimdi konuşalım. Ne var ne yok abimle ilgili... Onlar benim değil. Duydun mu? Onlar benim değil. Kerime ablanın. Kerime ne alaka ya? Ne alakaysa ne alaka Sinan? Ya kadının yatağının altında ikinizin arşivi var be, arşivi. Bir dakika, ben anlamadım. Nasıl yani? Bak, ne olduğunu bilmiyorum ama o kadının sizinle bir derdi var. Tamam mı? O kadında sizinle ilgili ters giden bir şeyler var. Hoş geldin. Babanla konuştun mu hiç? Konuşmam mı gerekiyordu? Ya ben onu çok merak ediyorum. Çıkarken iyi değildi, telefonu da kapalı. Ya, baban telefonu hiç kapatmaz ki. Babam telefonunu kapat. Sen ne kadar iyi tanıyorsun ki babamı böyle iki günde. Konuşmak istemediği zaman kapatır. Merak etme. Neymiş bu baban nerede muhabbeti ya? Seni de mi kilitledi? Ha. Son numarası hayatım o. Kocasını merak eden endişeli eş. Baban çıkarken iyi değildi diyor. Gerçekten büyük sürpriz. İyi olacak hali mi kaldı adamın? Anne. Anne, yine ben geldim. Çarp şu kapıyı lütfen. Anne, içimde bir sıkıntı var benim. Boğuluyorum, çok fenayım. Kimse beni dinlemiyor, kimse umursamıyor. Anne, anne lütfen. Sen de dinlemiyorsun. Talih Hanım'ın düşmesine annem sebep oldu. Oradaydım, gördüm. Annemle aralarında nasıl bağ var bilmiyorum. Ama o kadın bizim akrabamız falan değil, eminim bundan. Bizimle nasıl bir bağ var? Doğru soru bu olacak galiba. Biz de abinle birlikte bunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Siz abimle bunları öğrenirken benim neden dünyadan haberim yok acaba? Bilmem Sinan. Bir düşün istersen. Neden acaba? Ha? Tamam, neyse. Şimdi o zaman eve gidiyoruz. Bu kadın neden bizimle kafayı bozmuş onu anlamaya çalışacağız, tamam mı? Ha bir de biraz önce neden öyle delirip çıktım onu sana açıklamam gerekiyor galiba. Ben hiçbir şey sormuyorum Sinan. Sormayacağım da. Ya bak Hazan... Yok, gerçekten ya. Hiçbir şey sormayacağım, merak etmiyorum çünkü. Tamam mı? Seninle de saçmalıklarına da ilgilenmiyorum. Umurumda bile değil. İçeride kuru bir şeyler var.
Getireyim onları giyersin. Ne oldu, komik mi? Yani saçmalıklarım umurunda değil ama üşümem umurunda. Komik. Islanırsa ıslansın. Niye karışıyorsun ya? Hayret bir şey. Donsun hatta, donsun. İlle insanlık yapacaksın, ille bir şey. Bırak donsun işte. Havlu da var. Bunları da giyersin. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hemen soyunuyorsun. Bir bekle, çıkayım. Allah Allah. Kimin bunlar? Kerim ablanın rahmetli eşinin. Islak kalmanda nedir diye düşündüm. İnsanım yani. Babamın. Sen bunu bana mı veriyorsun? Yemezsin herhalde canım. Geri alacağım zaten. İkimiz de aynı güne gittik galiba. Ben gayet bugündeyim. Ama babanın kazağı daha çok yakışmıştı, değil mi? Babamın kazağı daha çok yakışmıştı. Evet, daha çok yakışmıştı ama sen onun kıymetini bile bilemedin. Onu bile bin parçaya gördün. Babamın hatıra asmadı. Bana da aynı şeyi yaptın sen. Ya devam et. Hadi devam et. Madem patladın devam et. Belki benim de söyleyecek bir şeylerim vardır, değil mi? Senin söyleyeceğin ne var? Yok. Benim de yok. Hikaye kısa. O kazağın başına ne geldiyse benim başıma da aynı şey geldi. Ne eksiği var ne fazlası. Kazakta, hazanda bin parça. Hazan! Ay! Taksiyi de göndermiş ya! Bravo! Nefret ediyorum senden, nefret! Hadi gidelim. Ya benimle gelirsin ya da beraber ısınırız burada. Sırf senin yüzünden hasta olmamak için biniyorum arabana. Bil bunu, tamam mı? Sofra hazır, geçebilirsiniz. Hadi. Ne yapalım, törenle mi geçelim? Hani bir şeyler yememiz lazım. İnsanız yani, hayati ihtiyaçlarımız var bizim de, değil mi? Hadi. Vallahi ben de acıktım. Hadi. Yaz. Hadi sen gelmemişsin. Babam saat kaç oldu? Gelir zaten. Aç artık hadi lütfen. Aç telefonu. Şov bitmiyor. Afiyet olsun. Hayatım, sen kocanı mı bekleyeceksin? Ama çok gerçekçi oynamıyor. Peki. Gelinimiz yemediğine göre galiba kayınvalidemiz de yemeyecek. Ya siz ne biçim insanlarsınız be? Ya babanız ortada yok. Bir arayıp sormuyorsunuz bile ya.
Ya hiç mi merak etmiyorsunuz? Ha? Ya adam evden kötü çıktı diyorum. Telefonu kapalı diyorum. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Kerim Hanım. Sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Hayırdır Sinan? Bir şey mi oldu? Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla dur. Dur dur. Gel. Kerim Hanım. Cemal'im. Cemal'im. Kerim Hanım. Ana değil misin? Ah, kalbin kırık mırık, gene evladının başındasın. Ne olacak? Ne zormuş bu analık be. Ne zormuş. Yavaş Kerim abla. Ya tansiyon aleti getirmişim de kolonya su falan. Tamam. Yavaş. Sinan, neydi şimdi bu? Ha? Neymiş o kadının derdi? O kadının derdini sen daha iyi biliyorsun bence. Öyle değil mi? Ne demek oluyor bu? Hazan'la aranızdaki küçük sır diyorum. Aşağıda ne olduğunu anlatacak mısın? Yoksa gidip Hazan'a mı sorayım? Üstümdekiler yüzünden, tamam mı? Islandım Hazan'da, o kadının işte ölmüş kocasının kıyafetlerini verdi. Yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Peki. Kadın yatağının altında bizi arşivlemiş desem ne düşünürsün? Nasıl yani? Kadın yıllarca hakkımızda çıkan haberleri arşivlemiş. İkimizin de. Kerim abla. Cemal'im. Kerim abla çok özür dilerim, eşeklik ettim. Kocanın kıyafetlerini öyle sormadan vermemem gerekiyordu ama ıslanmıştı diye. Kerim abla sen o üzerindeki kıyafetleri görünce Sinan'ı kocana mı benzettin? Yani Cemal abiye mi benzettin acaba? Hadi kızım. Cemal abiyim. Hadi kızım, hadi. Hadi kızım, hadi. Git kardeşinle ilgilen sen. Hadi çok soru soruyorsun kadın. Halini görmüyor musun? Neydi bu şimdi ya? Bana bak. Hazan peşinde. Duydun mu beni? Topla kendini hadi. Birine bakıyorum. Ürperiyorum. Evet. Bu diyorum. Bu benim evladım. Sonra öbürünü görüyorum. Yok diyorum. O değil bu. Hangisi bilemiyorum. İnsan kendi evladı hangisi bilmez mi? Ben bilmiyorum. İkisini birbirinden ayıramıyorum. Artık sabrım kalmadı, anlıyor musun? Buna dayanacak gücüm kalmadı. Dayanamıyorum. Zor. Vallahi çok zor. Bu kadar.
Tamam mı? Bu kadar. Artık bu kadın kimmiş, neymiş hepsini öğreneceğiz. Yeter. Heh. Bunca zaman saklamak yerine söyleseydin zaten öğrenmemiz gereken her şeyi öğrenirdik. Hayır, hayır. Daha zaman değil. Nasıl zaman? Sen ne zamandan beri bu arşivi biliyorsun? Şeyden beri. Ne? Kadın kendi yatağının... Kendi yatağının altında ikimiz hakkında çıkan haberleri saklıyor. Sen bunu biliyorsun ve söylemiyorsun. Ne demek oluyor bu? Ya tamam, hesap vermesi gereken o değil ki. Ya Kerim abla şu an çok kötü, tamam mı? Benim yüzümden. Kıyafetleri sana vermemem gerekiyordu. Kadın zaten burada. Kendine gelsin, o zaman konuşursunuz. Yok öyle kendine gelsin falan. Yürü Sinan. İyi geceler. Hazım Egemen'in eşi ya da ailesinden biri. Benim. Buyurun. Buyurun, eşi benim. Buyurun, ne vardı? Hazım Bey şehir dışında arabasıyla çok kötü bir kaza geçirdi. Ne kazası ya? Hangi hastanede? Hemen gidelim. Ne demek kaza yapmış? Ne diyorsunuz siz? Nerede babam? Şu an nerede? Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Başımız mı sağ olsun? Ne diyorsun? Bir dakika, bir dakika. Hayır. Bir dakika. Şimdi baştan alıyoruz. Kazayı anladık, tamam. Babam nerede? Sen bize onu söyle. Efendim, çok üzgünüm. Ya bir dakika, siz biriyle mi karıştırıyorsunuz şu an? Babam şehir dışına falan çıkmayacak diye bir hata yapıyorsunuz. Gökhan. Evet, evet. Efendim, eğer teşhis için birisi bizimle gelirse... Hala teşhis diyorsun sen ya. Efendim, ben dışarıda bekliyor olacağım. Dozları vermedin, sen yapmadın. Daha hiçbir şey belli değil. Belki o bile değil. Sen yapmadın. Sen yapmadın. Yap da görelim o zaman kanalılığını anne. Kızım, televizyonda bir şey yok herhalde ha? Sen de bir işin ucundan tutsan da bir an önce bitirsek. Daha çayımızı demleyeceğiz. Yok, ben çaycı değilim ya. Ama bir kahve içerim.
E tabii, ben sana şimdi bir kahve yapayım. Kahve iç sen kızım, kahve. E oğlum, sen bir şey alır mısın çocuğum? Hı? Ünlü iş adamı Azım Egemen, trafik kazasında hayatını kaybetti. Tövbe. Anne. Son günlerde yaptığı şok evlilik tartışma konusu olan Azım Egemen, dün gece Şile yakınlarında tamamen yanmış bir arabanın içinde bulundu. Hayır. Hayır, doğru değil bu. Doğru değil bu! Doğru değil! Doğru değil! Doğru değil! Acele eder misiniz lütfen? Durumla ilgili sizi bilgilendirdiler mi? Yok. Tanınmayacak halde. Yangın yüzünden ciddi tahribat var. Ben size üzerinden çıkan özel eşyaları gösterebilirim. Yalnız onlar da biraz hasarlı. Cüzdan babanıza ait. Onaylıyor musunuz? Dokuz edelenmesine rağmen yapılan anatomik incelemede babanızın hastane kayıtlarındaki bilgileriyle örtüşüyor. O adam babam değil. Beyefendi. Sinan. Abi o adam babam değil. Kalk. Kalk hadi bak. Babam değil o, kalk. Evet. Abi duymuyor musun? Kalkıyorum, babam değil o. Ya niye alıyorsun, babam değil diyorum. Babam değil, kendinize gelin lan, babam değil. O da babam falan değil, babam değil. O adam babam falan değil abi, ölmedi benim babam. Benim babam ölmedi, ölmedi. Kendinize gelin, anlamıyor musunuz ya? Benim babam ölmedi diyorum, ölmedi. Benim babam ölmedi diyorum, ölemez. Benim babam ölmedi. Benim babam ölmedi abi. Ben sana senin onurunu, senin gururunu korumak için elimi uzattım. O çocuğun babası benim. Karşımda çocuklarım bile olsa herkes bunu böyle bilecek.
size sen demek o kadar çok garip geliyor ki bana. Bak sen nasıl rahat hissediyorsan öyle söyle. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Sen gençsin. Öğrenerek büyüyeceksin. İdeallerin, hayallerin, hedeflerin olacak. Ve bunların hepsini gerçekleştireceksin. Parça eşyamı alıp çıkacağım. Yok Hazım Bey, burası sizin odanız. Yani ben sizi odanızdan etmek istemem. Sen yalnız değilsin. Bebeğinle başka bir yerde rahat edemezsin. Anlaşmamıştık Hazım Bey. Hayır. Hayır. Biz böyle anlaşmamıştık. Karşılayacak hiçbir şey olmadı çünkü. Ben evime gideceğim, babam orada olacak. Babam ölmüş olamaz çünkü. Babam ölmüş olamaz, ben biliyorum. Ben hiçbir şey olmadı ona, ona hiçbir şey olmadı. Biliyorum, şimdi evde olacak babam. Babam şimdi evde olacak. Hayır. Gidemezsin Hazım Efendi. Beni evladıma kavuşturmadan gidemezsin. Bu yaşadıklarımız gerçek mi ya? Küste Hanım, naftası dolmadan. Nasıl bir uğursuzluk ya? Her şey o uğursuz evlilik yüzünden oldu. Allah'ım, neydi günahımız? O evlilik sana bana uğursuz. Bak ne hale geldik. Ya Hazım Bey'e bir şey olduysa, ya öldüyse o zaman ne olacak? O dünkü kız çocuğu servete konacak, servete. Şimdi uzanacaksın. Dinleneceksin, tamam mı? Dinlenirken bekleyeceksin. Hazım Bey. Baba. Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Sakin ol ya. Tamam. Babam. Baba! Babam nerede? Tamam. Baba! Tamam, sakin ol. Git. Baba! Tamam, gel. Baba! Gel ablacığım. Beni yapmayın. Sakıyorum istersen. Baba! Baba! Ay ağlamayın. Ya başınız sağ olsun. Dur bakalım, dur. Daha hiçbir şey belli değil. İlle de başsağlığı dileyeceksen git karına dire. Git. Hadi. Hadi. Yürü. Gelin. Baba. Hadi ağlamayın. Gel kızım sen benim. Kardeşini bana bırak. Baba. Gel. Sen de git şu kapıdakilere söyle. Herkesi içeri almasınlar. Hazım Bey sağlığında yasaklamıştı bunların bu eve girmesini. Söyle her önüne geleni almasınlar. Git söyle. Gel kızım, gel. Gel. Şuna bak şuna. Takmış o namussuz kocasını koluna, almış gelmiş buraya. Güya babasının arkasından ağlayacak. Adam ölmediyse bile sizi görünce kahrından ölür be. Sana ne oluyor acaba? Ha? Ne bu halin? Kocanın ölüp ölmediği belli değil daha. Ne oluyor sana? Hala o görünce gözünü kırpmadan bakıyorsun. Ne oluyor Ece?
Ya neden hala bir haber yok ya? Niye kimse telefonunu açmıyor? Niye kimse bir şey söylemiyor? Selin, lütfen sakin olur musun artık? Daha hiçbir şey belli değil. Tek bildiğimiz ruhsatı şirketin üstünde olan bir arabanın kaza yaptığı. Lütfen sakin ol. Evet. Yani arabayı kullanan babam olmak zorunda değil ki. Herkes kullanmış olabilir yani. Hem zaten babam ölemez ki. Babam ölmüş olamaz. Babam değildir. Annemden düğün hediyesi baba. O tükürdüğün mezardan düğün hediyesi sana. Benden buraya kadar. Bu kadar. Bebeğimin babası gitti. Gitti bebeğimin babası.
Sinan. Hadi konuş lütfen. Bir şeyler söyle hadi. Ha? Hadi bak abim burada. Ben söyleyeceğimi söyledim abi. Ama siz duymuyorsunuz beni. O adam benim babam değil. Allah biliyor ya, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Takdir ilahi işte. Ne yapacaksın? Dünya böyle kızım. Sırası gelen gidiyor. O da sırasında öyle saftı. Hadi. Ağla kızım, ağla. Hadi tutma içinde Ecem. Bak rahatlarsın. Hadi üzüleceğiz, ağlayacağız. Sonra geçecek. Hadi ağla kızım. Ağla bak, hasta olursun, ağlamazsın. Hadi. Hadi kızım. Ya nereden biliyorsunuz benim babam olduğunu, nereden biliyorsun? Yanmış bitmiş tanınmayan bir adam benim babam nasıl oluyor? O babam, ya benim babam falan değil o abi. Sinan. Ya benim babam olamaz zaten, bu çok saçma abi. Bizim babamız ya abi, bizim babamız çok saçma değil mi ya? Bizim babamız ya, bizim babamız ölür mü lan hiç, ölür mü bizim babamız? Ölmez abi. Abi daha yeni takmış çıtırı koluna. Ya çok saçma böyle pat diye gitmesi. Benim babam ölemez, ölemez, ölemez. Bizim babamız ölemez. Kendine gel lütfen, tamam mı? Kendine gel. Yeter. Yüzleş acınla, yeter. Kaçma acından. Yalnız değilsin. Hiçbirimiz yalnız değiliz burada. Yalnız değilsin. Abim burada. Abim burada. Tamam mı? Kardeşlerim burada. Yalnız değilsin. Tamam mı? Birbirimize sarılmak için buradayız. Gel hadi gel. Sen al acını, ne yapıyorsan yap, tamam mı? Benim acım falan yok. O adam benim babam değil. Sinan acısıyla başa çıkmanın yolunu buldu. Benim babam ölür mü hiç dedi. Olmaz dedi, şimdi değil dedi. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum.
ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Ağlayacaksın. Sen şimdi ağlayacaksın. Eğer şimdi katıla katıla ağlamazsan sonra için için ağlarsın. Kendimden biliyorum. Çocukluğumdan. Babam öldüğünde gece küçüktüm. Çok küçüktüm. Onu korkutmamak için ağlayamamıştım. Gözümün önünde öldüğünde de, gömdüğümde de, sonra çıkmadı içimden. Şuramda kaldı. İçin için ağlattı. Yapma kendine bunu. Her şeyi yasaklayabilirsin ama gözyaşı yasaklanmaz. Bu gece ayakta durmak zorunda değilsin. Bu gece abi olmak zorunda değilsin. Sen bu gece çocuksun. Sen bu gece Amerika'ya gittiğin yaştasın. Abim var bir kere. Benim sarılabileceğim bir abim var. Ben yalnız değilim. Geçecek. Selim, bir hava almak ister misin? Yani dışarı çıkalım mı?
Ne istersen. Hayır. Benim babamın odasında olmam lazım. Ben babamın kokusuna gideceğim. Ben o kadını oradan çıkardın. Onun orada bir işi yok. Benim orada olmam lazım. Onun değil. Onun değil. Tamam, sakin ol. Onun orada olmaması lazım. Benim babamın odasında olmam lazım. Selin lütfen bu. Ya Selin. Bırak. Bu iyi gelecek ona, bırak. Hadi tutma kendini Ece. Hadi ağla bak, rahatlayacaksın. Hadi Ece. Ağla, ne olur tutma kendini. Hadi bak, hasta olacaksın. Ece ağla kız. Selin. Hadi. Zorla zorla. Zorla annesi. Belki ağlar. Bakalım numaradan ağlayabiliyor muymuş? Bak. Bak, acısı var diye bir şey demiyorum. Al şu karını, çık odadan çabuk. Hadi. Ağlayamıyorsun değil mi? Ağlayamazsın çünkü. Mutlusun sen. Ölen öldü. Meydan sana kaldı. Mutlusun. Bana bak, lafını bil de konuş. Bana bak, bana! Bana bak! Ben konuşuyorum seninle. Kocama bakma. Bana bak. Acını çek. Bu gece sadece acını çek. Ben öyle yapıyorum. Sen de yap. Thank you.
yan yanasınız. Yine berabersiniz. Anneciğim. Sen bana küs gittin. Babam da bana küs gitti. Benim çocukluk kahramanım mı? Ben çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim ben. Ben küçükken sen olmak isterdim hep. Hayalimin adamı sendin. Yüzüne toprak attığımda affet beni. Sen bizim için hep ölümsüz olacaksın. Ölümsüz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin bel Kur'anil Hakim. İnneke lemnel murselin. Alâ sıratin müstakim. Evde değil de dedikoduya gelmiş resmen, dedikoduya. Biri içeride, bunlar Kennedy ailesi gibi oldu falan dedi. Hani var ya Amerikalı, uğursuz aile, onlara benzetti. Takır takır her hafta biri ölüyor dedi ya. Tövbe de o ne biçim laf o öyle? Yalan mı? Kıyamet hep peş peşe kopuyor. Asıl kıyamet bugün kopacak. Görün bak dediydi dersiniz. Ne varmış ki bugün? Miras açıklanacak, miras. Kan gövdeyi götürmezse ben bu yıldan bir şey anlamamışım. Of, şuraya bak. Yine düştük otobüslere. Hay Allah, Mevlüt'ü de kaçırdık. Neyse, artık bu otobüslerde son sürünüşlerimiz değil mi? Tamam, nasıl yürüyelim biraz? Anne, bak kendin söyledin zaten. Mevlüt'ü falan kaçırdık. Sizin gelmenizi gerektirecek bir şey kalmadı. Hadi siz eve gidin. Aa, daha neler oğlum? Gelmişiz buraya kadar, geri mi döneceğiz? Hem rahmetli dünürümün evi şurası. Bu zor günümde gelinimi yalnız bırakmam. Mühim gün. Ya anne, sana bana mühim yok. Hadi ya. Yasin, annen haklı. O kadının annesinden ne farkı var senin annenin? Tabii ki de yanımızda olacak. Ya Selim, bak ben bu toplara girmem, tamam mı? Anamı da kardeşimi de bu toplara sokmam. Kusura bakma. Sen erkek aklınla kadın işine karışma. Örfümüzü, adetimizi unutmuşsun be. Aa, bu zor gününde gelinimi yalnız mı bırakacağım, değil mi kızım? Ablacığım, bak bir hafta oldu artık. Düşündün mü hiç? Ne yapmak istiyorsun? Yani benim ne yapmak istediğini bilmem gerekiyor. Daha ne kadar kalacaksın burada? Burası sana iyi gelmiyor Ece. Gidelim mi? İstersen ben bir ev tutarım. Ha? Senin de rahat edebileceğin bir ev. Ama sen ne istiyorsun? Ne yapacaksın? Bana onu söyle. Anası ne istiyorsa onu yapacak. Duydun mu beni? Mevlid'e gelen herkes yeni varisçimiz küçük gelinimizi konuşuyor.
Farkındasınız değil mi? O sözleşme yırtıldı. O kız da artık varis. Hı? Benim için hava hoş. Birazdan avukat gelecek ve o küçük kız neyiniz var, neyiniz yoksa hepsine ortak olacak. Ne yapacaksınız Egemen kardeşler? Böyle arkanıza yaslanıp oturacak mısınız? Hı? Bana ne Yasemin? Bana ne? Bana ne demek ya? Ya ne bu rahatlık? Hiç mi umursamıyorsunuz? Sen yaz. Sen niye sessizsin? Bir şey demeyecek misin? Yasalar ne diyorsa o. Karısı değil mi? Yapacak bir şey yok. Ölenin kıyameti koptu. Şimdi kalanın kıyametinde sıra. Bak gör bak. Bu miras kavgası yüzünden bu yalıyı başımıza yıkacaklar bizi. Miras yüzünden birbirine girecek bunlar. Önce bizi yiyecekler, sonra birbirlerini yiyecekler. Gör bak. Bunların hiçbiriyle uğraşmak zorunda değilsin. Tabii. Ablan ne diyorsa odur kızım. Ben kardeşimin kimseyle para pul kavgasına girmesini istemiyorum, kaldıramam. Anladın mı beni? Ya o içerideki insanların babaları öldü, babaları. Şimdi 3 günlük evlilikten doğan haklar için o acılı insanların ortasına mı atacaksın kızı? Hmm. Ablan ne diyorsa onu yapalım kızım. Ne yapalım? Biz en iyisi bak ne yapalım biliyor musun? Tası tarağı toplayalım, sana taşınalım. Ha? Sen bakarsın bize nasıl olsa. Yüz güzeli oldun ya sen. Hazan. Bu kız rahmetlinin karısı ha, karısı. Arkasında kapı gibi medeni kanun var bu kızın. Ha, şimdi herkesin canı yanıyor. O miras bir açıklansın. Bak o zaman ben görürüm kimin canı yanıyor asıl. Hey yavrum hey. Anana soracaksın sen bu işleri, anana. Siz ne yaşadınız be? Ha, ne yaşadınız siz? Hayatınızın baharındasınız daha. Ananız biliyor ama ben biliyorum. Bu miras meselesi kaç aileyi parçalamış, kaç kardeşi birbirine düşürmüş, haberiniz var mı sizin? Ah, ah, o paranın tadı yok mu o paranın tadı? O paranın tadı insanların acısını unutturur da birbirine düşürür kardeşleri. Ya? Annem benim ya. Hanedan varisi Fazilet Çamkıran konuştu. Konuşacağım tabii. Sen hafife al ananı. Biz görmedik böyle yalılar, mallar, mülkler, holdingler. Ama biz ne gördük kızım? Bu gözler ne gördü biliyor musun? 2 karış toprak için birbirinin gözünü oymuş kardeşleri gördü bu gözler. Kimsenin malında gözümüz yok bizim. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakta, hukukta ne varsa onu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Hakkını, hukukunu ben bilmem. Eğer alacağım bir şey varsa ve almak istiyorsan beni ilgilendirmez ablacığım. Senin bileceğin iş. Ama ben buradayım. Ne demek istediğimi anladın sen. Şuna bak. Buradaymış. Şuna bak. Sanki her şeyi biliyormuş gibi buradayım diyor. Kızım sen ona bak. Sen ona bakma kızım. Bak tek başına değilsin. Karnındaki bebeği de düşün. Bundan sonra artık ikinizi birden düşünmek zorundasın Ece. Bak bu evlilik senin hayatını değiştirecek kızım. Unutma bunu. Buyurun buyurun. Biz eşimle salona geçiyoruz. Siz kayınvalidemleri üst salona alın. Buyurun. Benim de gözlerim yollarda kalmıştı. Niye kocama öyle bakıyorsunuz? Yasemin nasıl evin gelini olarak burada durabiliyorsa... Yasin de babamın damadı olarak burada durması gayet doğal. Öyle değil mi? Hayatım yalnız aramızda şöyle küçük bir fark var. Eğer baban hayatta olsaydı şu kapıdan içeri adımınızı atamazdınız. Yasemin, güldürme beni. İstersen babamın senin hakkında neler düşündüğünden bahsetmeyeyim mi? Şşş, silin. Eğer baban yaşasaydı şu an evlatlıktan reddedilmişti. Ya yeter! İkiniz de kesin bir yeter ya.
Senin ben dışarıda ben. Yasin. Sen benim kocamsın. Lütfen. Ben biraz hava alacağım. Avukat geldiğinde haber verelim mi? İster misin? Babamı gömdüm. İçeride büyük bir miras kavgası var. Ben çok iyiyim Hasan. Çok iyiyim gerçekten. Bana niye ters gidiyorsun? Ya bir haftadır her şeyi bir kenara bırakıp sadece senin yanında olmaya çalışıyorum Sinan. Niye izin vermiyorsun bana? Aynı anda iki kişinin yanında olamazsın Hasan. Ne? Ne demek bu ya? Ne dediysem o. Acına sayıyorum, üstüne gelmiyorum Sinan. Allah Allah ya. Ama açıklayacaksın. Zamanı gelince bu ne demekmiş açıklayacaksın. Manzaraya bak. Kız tam çulsuz kaldı derken koca yalı kıza kalıyor. Anne tek çocuk mu sanki ya? Kaç tane abisi var? E bunlara tek kalan bu yalı değil ya. Bunların servetine senin benim aklım ermez kızım. Kim bilir daha ne yalılar, ne arsalar, ne şirketler, daha neler neler çıkacak. Aman abim duymasın da. Asıl o abin gözünü kulağını dört açsın. Evlilik kızım bu. Ona da yarayacak. Hepimize yarayacak. Oh oh maşallah. Allah versin Şükriye Hanım. Şu Allah'ın işine bak Fazilet Hanım. Sana ne verdiyse bana da verecek. Avucunu öyle çok erken ovuşturma. Sen bu kızı yalnız mı belledin? Hı? Bu kızın arkasında dağ gibi abileri var. Ne yapacaksın? Ya. Ya. O abilerinin gücü. Yılanın zehrine yetmemiş ama ha. Babalarının kanına karışmış zehir. Onlardan mı korkacağım ha? Hayırdır sustun? Edepli edebinden susarmış. Edepsiz de bak nasıl susturdum onu dermiş. Senin gibi yani. Bırak kolumu. Bırak dokunma bana. Fazilet Hanım. Kızını oğlumun yuvasından uzak tutacaksın. Tutacaksın ki ben de sizin edepsizliğinize susayım. Rahmetliye yamadınız bebeği. Bak kısmetiyle gelir dedikleri doğruymuş. Mirasıyla geliyor kızının. Allah beni şimdi senin şu laflarınla sınıyor ya. Sana bu lafları yedirememekle. Duyduklarımın acısını çıkaramamakla sınıyor ya beni şu Allah'ım. Hadi bakalım. Allah beni de çok sınadı Fazilet. Senin yılanlığınla. Kızının zehriyle sınadı. Bana bak. Kızımı o pis ağzına alma. Sakın. Kızımdan da torunumdan da uzak duracaksın. Unutma. Eğer kızımın başını yakarsan, kızımla beraber oğlunun başını da yakarsın. Sok aklına bunu. Allah yedi neslime yılandan yavru vermesin be. Avukat geldi Fazilet Hanım. Konuştunuz öyle fısır fısır. Sus kız sen. Karışma her şeye. Sakin olacaksın. Tamam mı kızım? Bak her şeyi anana bırakacaksın. Bak anan halledecek. O içeridekiler çatlasa da, patlasa da, kudursa da kanunlar bizden yana. Unutma. Biz güçlüyüz kızım. Biz güçlüyüz. Bebeğim için anne. Heh. Sadece bebeğim için. Tabii kızım. Hadi gel.
Hazım Bey vasiyetini son olarak kalp spazmı geçirdikten sonra gözden geçirmişti. Dolayısıyla güncel olduğunu söyleyemeyeceğim. Unutmuş. Babam küçük karısını unutmuş. Kanuni olarak bu vasiyetnameye göre bütün varisler eşit pay alacaklar. Eşi dahil. Kocası unutmuş olabilir ama kanun bize bunu hatırlatır. Eşi dahil. Yasalara göre mal varlığının 1/5'i Ece Hanım'ın. 3 günlük evliliği 1/5 ha. Hayat gerçekten çok kolay. Hayatı kurtuldu. Çamur. İşte Allah'ın çamuru. Sözleşme. Sözleşme imzalamıştı. Siz hazırlamıştınız. Yok yok, geçerli bir falan yok. O çöp, çöp oldu. Yırttı attı onu babam masada. Sözleşme elimizde olmadığı için yok hükmünde Selin Hanım. Zaten bu ailede cici annemiz hariç hepimiz yok hükmündeyiz. Helal olsun. İstediğini aldın işte. Dediğim gibi. Taşınır ve taşınmaz bütün malların, bankadaki ortak ve şahsi TL ve döviz hesaplarının ve hatta şirket hisselerinin 1/5 yani %20'si Ece Egemen'in. %20'si değil efendim. Olur mu öyle şey? %20'si neymiş? Az buldu ya. Az buldu. Fazilet Hanım beğenemediniz mi? Bakın bence herkes kendine gelsin burada. Burada yasalar konuşuyor çünkü. Ve bu durumdan emin olun ki biz de mutlu değiliz. Evet hanımefendi, bir itirazınız varsa mahkemede yaparsınız. Devam edin lütfen. Devam edin, tabii devam edin ama gerçekleri bilerek devam edin, rica edeceğim yani. Kardeşler arasında bir kere daha bölünecek bu miras. Ya ne diyor bu kadın ya? Ne diyor? Bir varis daha var diyorum. Kızım kardeşinizi taşıyor. Hamile. Kardeş geliyor ya. Nasıl ya? Bildiğin kardeş geliyor yani. Baba hayır ya. Ne? Ben kendi yüzde bilmem kaçımı istemiyorum. Kızım. Alın paylaşın. Eşi olarak payıma düşen ne varsa sizin olsun. Avukat Bey, siz kızıma bakmayın. O ne dediğini bilmiyor şu anda. Bakın, ben sözlü ve yazılı olarak ne yapmam gerekiyorsa hemen yaparım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ama sizler, sizler Hazım Egemen'in çocukları olarak nasıl büyüdüyseniz, benim çocuğum da öyle büyüyecek. Benim tek isteğim ve hakkım bu. Ece.
gerçek değil. Gerçek değil, değil mi? Annemin uydurması. Gerçek. Gerçek abla, bak. Bak işte burada. Sen bana söylemedin. Bana söylemedin. Yüzüme bak. Bana bak. Yüzüme bakarak konuşsana. Ya ne konuşayım abla, ne dememi istiyorsun ya? Hamileyim işte. Kocam öldü ve ben hamileyim, tamam mı? Değil. Tamam değil, yeter artık ya. Bir haftadır yasta diyorum, sus konuşma diyorum. Adam öldü, saygısızlık etme, açma ağzını diyorum ama artık dayanamıyorum Ece, dayanamıyorum ya. Sen bu adamın arkasından ağlarken bile Hazım Bey diye ağladın ya. Sen kimi kandırıyorsun hamileymiş, kimi kandırıyorsun sen? Şova bak ya, şova bak. Hakkına düşen hiçbir payı kabul etmiyormuş, istemiyormuş. Tabii, yedik biz de. Bu ne demek, farkındasınız değil mi? Varis, bir kardeş. Sizin hakkınızı, sizin olanı çatır çatır yiyecek bir kişi daha. Vay be, babama bak sen. Bayağı bayağı kardeşimiz geliyor. Kardeş mi? Ne kardeşi ya? Kardeş mardeşi yok. O kadının karnındaki çocuğu kabul etmiyorum ben. Duydunuz mu? Kabul etmiyorum. Tamam. Biz sakin olalım. Bir nefes alalım. Bir kendimize gelelim. Lütfen. Tamam, bu işi bana bırakacaksınız. İçeridekilerden ne farkın kaldı? Ne biçim ablasın sen? Bir de teyze olacaksın. Kardeşinin boynuna atılıp kutlayacağına, sevincini paylaşacağına şu yaptığın şeye bak. Ben kardeşimle konuşuyorum. Ben kardeşimle konuşuyorum, karışma. Konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Kız sen alındın mı yoksa, ne yaptın? Ben bir anlasam. Hayır yani alındıysan da yanlış anladın. Çünkü bu adettendir kızım. Bebek tahtına oturana kadar kimselere söylenmez. Söylenmez teyzesi. Ben zaten sana söyleyecektim onu. Ben de yedim. Oturdum, afiyetle yedim bunu. Bana bak. Bunlar buradan gidene kadar ağzını açmayacaksın. Vallahi bak çok kötü olur Hazan ha. Duydun mu beni? Ece. Bırak. Tebrik ederim seni. Tüm kalbimle tebrik ederim. Karın geldi. Al tut, karın elini tut. Şimdi. Birlikte tebrik edin beni. O karnındaki. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman onu kabul etmeyeceğim. Hiçbir zaman benim kardeşim olmayacak o. Thank you.
Bak kardeşin hamile, kızım hassas bir dönemden geçiyor. Çok zordur hamilelik. Sen bu dönemde onun yanında olacağını ablası olarak karşısında oluyorsun. Yapma bunu. Ben her zaman kardeşimin yanındayım. Her zaman. Ya 60 yaşında bir adam 4 tane çocuğu varken bu 18 yaşında 3 günlük karısından niye çocuk ister ki? Biri bunu bana açıklayabilir mi? Ya olamaz ya. Babam böyle bir şey istemiş olamaz, yapmış olamaz ya. Bence Hazım Bey'in bebekten haberi yoktu. Kandırıldı. Belki sonra kız onu karnındaki bombayla tehdit etti, bilmiyoruz ki. Hı? Benim midem bu sohbeti daha fazla kaldırmayacak. Size başarılar diliyorum. Ben artık küçük kardeş doğunca da bir alo dersiniz. Sinan gel buraya, hep beraber konuşalım şu işi. Sinan lütfen. Bu evde bir tane egemen mantıklı ve gerçekçi olabilir mi lütfen? Ya size diyorum ki bebek babanızdan değil, daha nasıl açık konuşabilirim? O kız gerçekten öyle bir şey yapmışsa var ya. Tamam birbirimizi yemeyi bırakalım. Ne yapılması gerekiyorsa onu da yaparız. Niye kaçamak cevaplar veriyorsun bana? Çok basit bir soru sordum. Ne zamandan beri biliyorsun bunu? Kaç haftalık bu bebek Ece? Kız sen beni dinlemiyor musun? Daha yeni gittik diyorum sana, yeni gittik. Bir dahaki sefere seni de götürürüz. Ya ben sana sormuyorum. Kardeşime sordum ben. Abla, şu an beni gerçekten çok zorluyorsun. Ha çok zorluyorum ha? Doğru, ben seni niye zorluyorum ki? Cevap buralarda bir yerde değil mi zaten? Ne yapıyorsun kardeşinin çekmecelerini? Niye karıştırıyorsun? Abla ne yapıyorsun ya? Ultrason resmini arıyorum. Kız sen delirdin mi? Bırak. Bırak dedim sana. Ne yapıyorsun? Hazan. Ne Hazan ne? Yeğenim değil mi? Ben yeğenimi görmek istiyorum. Gerçekten yapabilir mi? Öyle bir risk. Bilmiyorum. Yanarız. Hepimiz yanarız. Tamam. Detayları da gelince konuşuruz. Birazdan geliyoruz. Nerede? Ha? Hadi yeter artık aradığın yeter hadi. Nerede? Hazan. Gayet iyi biliyorsun abla. Sen neredeyse 3 aylık hamilesin. Üzgünüm. İkinize de bu şekilde yüz göz olmak istemezdim. Bir dakika ben doğru mu duydum? 3 ay mı dedin sen? Senin babamla 3 aydır ilişkin var. Ve biz de bunu bilmiyoruz. İnanayım mı gerçekten sana? Yeter be! Hesap mı vereceğiz bir de sana? Allah Allah, ne yaşandıysa yaşandı işte. Hazım Bey'le kızım evlendiler, evlenmeleri gerekiyordu. Oldu bitti işte. Benimle geliyorsun. Ne oluyor? Ya ne yapıyorsun sen benim kızımı nereye götürüyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun? Bırak, nereye götürüyorsun? Bırak ya. Eşkıya mısın sen be? Böyle 2 ultrason resmiyle olmaz bu işler. Ya hadi. Ben senin hiçbir yere gitmek zorunda değilim ya. Gayet ya, kargo sulumu nereye götürüyorsun sen kızı? Kardeşimi müstakbel annesine güvendiğim bir hastaneye götürüyorum. Kendi gözlerimle görmek istiyorum küçük kardeşimi. Var mı itirazınız? Senin var mı teyzesi? Yok. Hadi o zaman. Ben de geliyorum. Tamam gel. Sen ne istiyorsun? Annesi olarak ben burada dururken. Tamam tamam. Çekil. Fazilet Hanım. Rıza Bey. Dur. Fazilet Hanım'ı götürürsünüz değil mi? Rıza. Rıza getir arabayı getir. Çabuk arabayı getir. Rıza! Annem? Annem neden bizimle gelmiyor? Dur 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 dur.
Gideriz daha çabuk. Abla. Tamam, tamam. Dön, dön şuraya. Rıza, sen kaybol, tamam mı? Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Annemi mi ekiyorsun sen ya? Abla. Tamam, tamam, yok bir şey, tamam. Niye yavaş gidiyorsun? Hızlı git dedim ya sana ben. Bak, bak kaybettin. Allah kahretsin seni, kaybettin işte. Nereye gitti şimdi bunlar? Allah kahretmesin. Hangi hastaneye gitti acaba bunlar? Ya versene şu telefonu, var iyice aklını kaçırdın ha. Bir saat, tamam mı? Bir saat anneciğinizden uzak yaşayabilirsiniz. Tamam, yok bir şey. Hazan, aç şu telefonunu kızım be. Bir aç şu telefonunu ya. Gördün mü bak? O kadar dedim sana hızlı git kaybedeceksin diye. Kaybettin. Beceriksiz. Şeyler getireyim mi? Böyle sevdiğim bir şeyler falan. Ama bu kadar üzme kendini. Anne ayrı olsa da baba bir kardeşsiniz. Günahsız bir bebek işte. Kardeşlik dediğin, aile dediğin sadece kan bağıyla olmaz ki. Gönül bağı kan bağından çok daha önemlidir, öyle değil mi? Kerime Hanım, siz benimle neden bu kadar ilgileniyorsunuz? Ben rahatsız mı ettim? Siz bizim bayağı sıkı takipçimizsiniz, doğru mu? Anlamadım canım. Hiç anlatamayacağım şu an. Bakın, çok ters bir şey istediğimin farkındayım. Ama yapmak zorundasınız. Ne kadar vermemiz gerekirse o kadar. Tamam. Kimse bilmeyecek, kimse görmeyecek. Haber bekle bizden. Başımız belaya girecek. Biz ne yapıyoruz ya? Yaz, üstüne düşeni yapabilirse bizimki daha kolay. Kolay mı? Kolay mı Yasemin? Gökhan, hepimiz ilk kez aynı gemideyiz. Hepimiz elimizi çamura sokacağız, tamam mı? Bu işi hep beraber halledeceğiz. Gerçek bir aile gibi. Lütfen. Tuzak kurdular bana. Bana tuzak kurdular. Allah kahretsin, tuzak kurdular bana. Siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Bu yasalara uygun değil. Kaideler böyle değil. Ailemizi kaç yıldır tanıyorsunuz? Beni, kardeşlerimi, annemi, babamı kaç yıldır tanıyorsunuz? Yaz be. Haberleri de takip ediyorsunuz değil mi? O zaman ailemizin içinde bulunduğu durumu da iyi biliyorsunuz. Bakın, anne onayı olmadan babalık testi yapmak, mahkeme kararı... Yaz Bey, mesleğimden... Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Size Yağız Egemen olarak garanti veriyorum. Bu hiç etik değil. Etik. Etik öldü doktor bey. Babam çocuğu yaşında bir kızla evlendiği gün Etik öldü. Ece, bana bebekle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı ablacığım?
ablanım. Bebeğin Egemen'miş, değilmiş. O benim yeğenim, canımın canı. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Biliyorsun değil mi? Bana her şeyi söyleyebilirsin ablacığım. Her şeyi. Ece Hanım, siz içeri girebilirsiniz. Buyurun. Siz birazdan görürsünüz. Önce rutin kontrolleri yapmamız gerekiyor. Sıvısı alacağız Ece Hanım. Bu hafta yapılan rutin bir uygulama. Ya ben internetten bakıyordum da gebelik haftalarına. Hiç böyle bir şey okumadım. Zaten çok kısa sürecek. Ben işlem esnasında sizi bilgilendireceğim. Buyurun. Tebrikler, teyze oluyorsun. Sana da kardeş geliyor. Dur bakalım. Şimdilik kesin olan tek şey senin teyzeliğin. Annemin gelmesini niye engelledin? Ha? Ne yapıyorlar içeride? Azam, Azam. Kardeşin gerçekten dürüst. Söyle. O bebek babamdan mı? İnanıyor musun buna? Yani aylarca beraber... aylarca ilişki yaşayacaklar. Ve biz bunu fark etmeyeceğiz. Gerçekten inanıyor musun? Sen bir şey planlat. Benim babam reşit olmayan bir kızla beraber olacak bir adam değil. Ne yapıyorlar içeride? Zarar gelmeyecek tamam. İkisine de zarar gelmeyecek. Babalık testi. Sen kardeşimden habersiz babalık testi mi yaptırıyorsun? Gerçeği öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun? Orada bir dur bakalım. Ben kardeşime güveniyorum, tamam mı? Eğer ima ettiğim buysa, benim kardeşim bu şekilde babanı kandıracak biri değil. Tamam. O zaman sorun yok. Sen de sabret, benim gibi sonucu bekle. Ya sen kardeşimi kandırdın. Ya çekil önümden. Bak o doktoru buna nasıl ikna ettin bilmiyorum ama buna hakkın yok, tamam mı? Kardeşimi kandırarak yapamazsın bunu. Sorarsın, eğer o izin verirse yapabilirsin. Hazan, bak eğer kardeşin inandığın kadar dürüstse... bunu ondan gizleyerek zaten gururunu kırmamış olurum. Değil mi? Babalık testi yaptırdığımızdan haber olmaz, konu kapanır. Sende de bende de en ufak bir soru işareti kalmaz. Ha, ama eğer içeri girip bana engel olursa... ve kardeşin de dürüst değilse ve senin inandığın hiçbir şey doğru değilse... testi de kabul etmezse mahkemeye gideriz. Bu da en çok kardeşine zarar verir. Sen de ona stresli bir hamilelik teslim etmiş olursun. Benim kardeşim... Abla. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Canım acımadı, merak etme. Bir anormallik var mı diye sıvı aldılar. Biz iyiyiz ama. Her şey yolunda. Senin neyin var? İyi misin? İyiyim. Sen iyisin, ben de iyiyim. Bitti mi? Tamam mı? Dönebilir miyiz artık eve? Sıra sende. O üstüne düşeni yapmış. En pis tarafı da bana kaldı, iyi mi?
Gökhan, bunu basına duyurmalıyız. Kafayı mı yedin sen Yasemin? Sen aklını mı kaçırdın? Babamın mezarını izinsiz açtırıyoruz. Mezarı değil hayatım, bebeği. Bebeğin şaibeli oluşunu. Bak önden gidecek küçük bir fısıltı o kadınla kızın elini zayıflatacak. Yani bize yarayacak. Kız bizi mahkemeye verse kazanır. Hukuk dışı bir şey yapıyoruz. Unut Yasemin. Fısıltı falan yok. Dedikoduları unut. Gerçek neyse o. Cesur ve sert adımlar sevgilim. Cesur ve sert. Ne haber? Hadi yine iyi günündesin. Sana bomba bir manşet vereceğim. Hazır mısın? Babamı kandırdı. En ufak şüphen daha yok. Babam o kızdan çocuk istemiş olamaz. Kızım, düşünme artık bunları. Bak olanla ölene çare yok. Sen şimdi abinlerle aranı sıkı tut. Öyle ya da böyle babandan payına düşeni alacaksın. Her şeyin yarısı o kadın ve çocuğuna gidecek. Oğlum nereye? Vay! Kardeşim benim be. Dur bakayım sana biraz. Dur bakayım bir aslanım benim be. Hoş geldin Oğuz. Başın sağ olsun. Babanı duydum televizyonda. Teşekkürler. Neyse kardeşim. Senin misafirin var herhalde. Bana bir alo dersin sonra ben kaçayım. Pardon? Misafir ben miyim? Değil misin? Yasin. Sen arkadaşına bir şey söylemedin mi? Ben bu evde misafir değilim Oğuz. Biz evlendik. Yasin sen ne yaptın lan sen? Babamı duymuşsun ama belli ki fazla gazete okumuyoruz. Yılın hapishane nikahını kaçırdın. Tahmin edeceğin gibi tebrik kabul edecek halde değilim. Ama iyi dileklerim için şimdiden teşekkürler. Oğuz kardeşim ben... Kardeşim tabii. Helal olsun lan. Vay be. Sana da helal olsun. Oğuz kardeşim. Gerizekalı. Bak fırsatım olmadı. Telefonla söylemek istemedim ya. Ha telefonda yüz oğlum ne fark eder? Oğlum ne yaptın lan sen? Hangi kafayla lan? Oğlum o kızla nasıl evlenirsin lan? Oğuz bak... Ne bugün oğlum ne? Oğlum sen o kızla ne alakalı? Hangi ara sevdin de evlendin? Ama tabii doğru. Ece gitti rahmetliyle evlendi. Sen de postanı koydun kızını aldın ha? Helal olsun lan size. İkinize de helal olsun. Atlattılar beni. Bile bile yaptılar bunu. Bunu bana bile bile yaptılar. Atlattılar beni. Ah, ah. Ah. Kızım. Ece. Ece. Anne korkma bir şey yok. Ne oldu orada? Ne oldu çabuk söyle. Anne bir şey yok. Korkma. Sen beni kızımdan nasıl ayırırsın ya? Nereye götürdün kızımı? Nasıl yaparsın? Niye istemedin beni? Senin amacın ne, derdin ne? Niye yaptın bunu? Anne, tamam. Başlarım şimdi annene ha. Ne yaptın kızıma? Benim kızımı niye götürdün? Niye ayırdın benden? Çabuk söyle. Senin amacın ne? Yaz Bey, size yiyecek... Sizinle daha sonra konuşacağız Kerime Hanım. Gördü. Bakışmanızı gördü. Manidar manidar bakıyordu. Ne oldu? Kızım söylesene niye götürdü benim kızımı oraya? Ne yaptı benim kızıma? Söyle artık söyle.
Anne çekil git başımdan, git kardeşimle ilgilen ya. Daha işimiz bitmedi senin Hazan Hanım. Ağzını açıp da iki çift laf etmedin daha bana sen. Sen kardeşim evlendiği günden beri ağzını açmadın bana. Şimdi de ben açmıyorum, tamam mı? Hazan! Anne! Boşuna nefesini benimle tüketme. Git kızınla ilgilen. Bak Hazan, eğer Ece'nin saçının teline bir zarar gelsin, hele bir zarar gelsin, o zaman görürsün sen neler olacak. Ben anlamıyorum. Nesi önemli bu kadar bu Oğuz'un ya? Tamam, arkadaşıysa arkadaşı, kardeşiyse kardeşi. Evliliğimizin hesabını vermek zorunda mıyız biz? Oğuz kimmiş kızım? Ne hesabı be? Böyle olmayacak. Üstüne gitmeyeyim dedim ama konuşmam lazım benim onunla. Yok, bu kızda adam idare etmek yok. Yasin, niye eve gelmiyorsun? Niye içeri girmiyorsun? Ne söyledi o arkadaşın sana? Hı? Ne söyledi de sen bu haldesin? Artık nasıl arkadaş söyle. Bu ne gariplik ya? Evlenmeden önce gidip onda izin mi alacaktık? Ama ben biliyorum. Beni sevmiyor o. Başından beri benimle Yıldız'ı barışmadı. O kızın tarafında, o kızı tutuyor. Selim boşanalım. Ne? Ya sen... Zaten babandan intikam almak için evlenmedin mi ben? Artık... İntikam alacak bir baban da yok. Hem ben o kadın madın dediğinin canını falan yakamıyorum. Hayır. Acıtamıyorum canını, tamam mı? Evli kalmamızın bir anlamı yok senin, tamam? Yarın gidelim başvuruları falan yapalım. Babanlar daha duysun artık. Bir anlamı yok senin. Hayır boşanmam. Hayır boşanmam. Hayır. Boşanmam. 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 Duydun mu beni? Boşanmam. Gel. Boşanmam. Gel şöyle gel. Boşanmam. Gel. Boşanmam. Boşanmam. Yoo boş yere değildi o. Boş yere değildi o. Boş yere beni uzaklaştırmadı kendinden. Ben zaten anladım. O soğuk nevalenin yüzünde aklında bir şey var. Ben biliyorum. Hadi iyi düşün kızım. Bak iyi düşün. Bir katakulliye getirecekler seni. İyi düşün. Rutin şeyler yaptılar anne. Ay delirme artık sen de iyice sinirlerimi bozuyorsun ya. Hani ne yapacaklar? Bebeğim bir şey mi yapacaklar sanki? Allah korusun. Tövbe de kızım. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Doğru ya. Ne yapacaklar? Adam toprağa girmiş. Topraktan çıkarıp şimdi adama babalık testi mi yapacaklar? Yok. Hala olmadı mı kahve? Ama beyefendi kahve istemedi ki Kerim Hanım. Ben ne diyorsam sen onu yap. Hadi, hadi. Ama Yağız Bey Türk kahvesi içmez ki. Hangisi hızlı oluyorsa onu yap dedim. Hadi. Tamam peki. Pardon ya. Mışıl mışıl uyuyacaksın herhalde. İzninle. İzin vermiyorum. Senin yüzünden kardeşimin gözünün içine baka baka oyun oynuyorum ya. Aramıza sır soktun. Bu ilk sırrınız mı? Bizi kendi ailene benzetme. Senin kardeşlerinle aranda abuk subuk şeyler olabilir. Ama bizde öyle şeyler olmaz. Benim kafam basmaz öyle çetrefilli şeylere. Hadi canım. Bunu o Kerime midir nedir sözde akrabasının...
Egemen biraderler arşivini bulan ve bize karşı susan kız mı söylüyor? Ben kötülük olsun diye değil, ne olduğunu anlamak için sustum. Tamam peki, hadi ben sustum. Sen niye susuyorsun, ha? Kadın senin evinde, geziniyor ortalıkta. Gidip hesabını sorsana. Onun da zamanı gelecek. Her şey sırayla. Hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Olamaz. Sırası geldiğinde. Olamaz. Ne yaptın aptal kız, ne yaptın? Şimdilik önceliğimin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ne yapacaksan bir an önce yap. Daha fazla kandırmak istemiyorum kardeşimi. Hayırlısı olacak inşallah. Hayırlısı olacak. Güzel yazılmış, güzel olacak yazgın. Senin için de, bebeğin için de. Biliyorum. Biliyorum kızım. Kimse mani olamayacak. Hiç kimse. Böyle mi olacaktı baba? Böyle mi olacaktık yani? Sen böyle aniden çıkıp gidecektin. Ben de böyle karşımda bir avuç toprak. Sana söyleyecek çok şey vardı aslında. Ben bu toprağa ne diyeyim ki şimdi? Ben desem ki ben şu adama senelerdir bir kere olsun içimi dökemedim desem. Bu toprak ne cevap verecek ki bana yani? Ya ben bu gece ne diyebilirim ki? Ben bu gece toprağa ne diyebilirim ki? Özür dilerim. İkinizden de çok özür dilerim. Bu mezar. Çabuk. Hadi elinizi çabuk tutun biraz hızlı. Çabuk ol, hadi çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Ne yıldırıverirsin inşallah. Ne işin var senin benim odamda böyle sinsi sinsi oturmuş? Ne bekliyorsun sen? Sinsi senin doğurduğundur. Bana bak. Lafını bil de konuş. Ağzını topla. Bir de seninle uğraşmayayım. Ne istiyor kızım benden? Neyin peşinde ha? Sen mi konuştun onunla? Fiştekledin mi? Kim konuştu? Kim gibi fiştekledi? Ne yapmış Hazan? Daha ne yapsın? Gazeteleri bulmuş. Yıllardır çocuk hasretiyle topladığım gazeteleri. Yaz'a da göstermiş. Duydum. Kulağımla duydum. Şüpheleniyorlar benden. O gazeteler hala o yatağın altında mı? Almadın mı sen onları oradan? Aptal kadın. Vallahi sen bu akılla bu yaşa kadar nasıl geldin ben şimdi onu düşünüyorum. Bana bak. Eğer kızım bir daha üstüne vazife olmayacak şeylere burnunu sokarsa. Ne yaparsın? Hı? Söyle bakalım ne yaparsın? Tehdit mi diyorsun sen benim kızımı be? Ben demedim mi sana daha dün ayılıp bayılırken dikkat et bak Hazan peşinde diye. Şimdi kendi aptallıklarının bedelini benim kızıma ödeteceksin ha? İzin vermem. Adam öldü, girdi toprağa. Anam toprakla mı sözleştin sen? Ne diyorsun sen ya? Bak hala anlamıyor ya. Ben nasıl anlatayım sana daha? Senin elini dilini tutan kimdi? Hazım Bey'di değil mi? Ha. Hazım Bey nerede şimdi?
gitti. Bir engel yok ki senin çocuklarına konuşmaya. Al karşına çocuklarını, konuş. Ben onlara ne? Kıyamaz mısın sen onlara? Kıyamaz. Kıyama anam sen onlara. Sen onlara kıyama, olur mu? Miras meselesinin eli kulağında. O iki çocuk payını alacak. Sen ondan sonra konuşsan ne yazar, konuşmasan ne yazar kelime? Konuşamam. Konuşamaz mısın? Konuşmadan hallet o zaman. Ya onu da mı ben öğreteceğim sana, ha? Ya ne bakıyorsun alık alık suratıma? Babalık testi var mı? Var. Analık testi de var. İkisi de bu çatının altında. Bir diş fırçasına bakar. Bir saçının teline bakar, geri mi? Yaptır testi, hangisi ise çıksın ortaya anam. Gökhan bitti mi? Halloldu mu? Gökhan. Orada mısın? Bitti, bitti. Bitti. Açtırdım babamın mezarını. Gözümün önünde babamın mezarını açtırdım. Şimdi laboratuvara götürecekler. Yalnız hesapladığımızdan daha fazlasını vereceğiz. Yarın her şeyi öğrenmiş oluruz. Anladım. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. Beklediğin haber geldi herhalde. Ne zaman belli oluyormuş? En kısa zamanda. En kısa zaman ne? 5 gün mü, 1 hafta mı, 10 gün mü? Yani babalık testi bu. Hemen öyle yarına belli olmaz ki. Yarın belli olacak. Parayı bastırdık, hallettik diyorsun ha? Aynen öyle diyorum. Hazan, bir sıkıntın mı var? Evet, benim var. Senin yok mu? Hiçbir şey olmasa bile... Babanın ya, babanın mezarını gizlice açtırdın sen. Yok mu sıkıntın? Azan, rica ediyorum sınırlarımı zorlama lütfen. Ben mi? Sen sınırları zorluyorsun ya. Hamile bir kadını kandırdın, doktorları satın aldın. Babanın mezarını açtırdın ya. Bu nasıl bir soğukkanlık, nasıl bir gözü dönmüşlük? Hadi yeter artık. Hadi üstü kapalı konuşma, hadi açık açık söyle, bekliyorum. Babanın kemiklerini sızlattın de, hadi. O mezarda yatan Hazım Egemen. Benim babam. Ve kimse benim babamı aptal yerine koyamaz. Tamam mı? Kimse benim babamı kullanamaz. Ve ben o adamın oğluyum ve buna izin vermeyeceğim. İstediğini düşün hakkımda. İstersen gözü dönmüş de, istersen acımasız de. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatta hiçbir şey aptal yerine konmaktan daha acı değildir. Hatırladın mı? Bel altı vuruyorsun. Tamam. Eğer gerçekten kardeşinin karnındaki bebek benim de kardeşim olsun, o zaman sen de bel altı vur. Ama eğer öyle değilse, babamın kanını taşımayan bir bebeğe babamın soyadını vermeyeceğiz. Bunun parayla da ilgisi falan yok. Bu saygıyla ilgili. Benim babama ve soyadıma duyduğum saygıyla ilgili Hazan. Ve tartışmaya da açık değil. Bak. Babam çocuklarının kahramanıydı ve hep öyle kalacak. Kardeşlerimin hatırasındaki o kahramanın silinip gitmesine izin vermeyeceğim. Ve aylarca o reşit olmayan bir kızla... Babamın hatırasına bu hakareti ettirmeyeceğim. Bu kadar. Ben kardeşime güveniyorum. O senin düşündüğün gibi bebeğine sahte baba bulacak biri değil. İyi o zaman. Sonuçları bekleyelim, öyle konuşalım. Şimdilik susalım. Ece.
Hala onu seviyor. Bunu biliyoruz değil mi? Deme. Kelam canlıdır. Deme. Demesem bir şey değişecek mi? Babam öldü. Babam öldü diye beni bırakıyor. O kadın yalnız kaldı diye beni bırakıyor. Artık özgür diye beni bırakıyor. Tövbe de kızım. Ne biçim laflar öyle? Sen benim oğlumu hiç tanımamışsın. Benim oğlum başkasının karısı olmuş kadına... Sakın. Sakın bir daha duymayayım. Bırakıyor beni. Anlamıyor musun? Bırakıyor. O bıraksa da sen bırakmayacaksın. Bak bakayım sen benim gözüme. Sen benim oğlumu seviyor musun? O zaman bırakmayacaksın. Onu o yılana bırakmayacaksın. İnadına sarılacaksın kocana. Sen sahip çıkacaksın. İstese de, istemese de ne yakasını bırakacaksın, ne elini. Ne oldu lan? Karın evden mi attı? Cehabile lan. Amin oğlum. Okumuş lan. Başkasına dokunmuş lan. Evlenmedin mi kız? Ha? Ne bekliyordun? Ne bekliyordum ben biliyor musun oğlum? Nefret kazansın bekliyordum ben. O dilimdeki, o gözümdeki aşkı... Gelsin istiyordum lan. Sıkılmış kalbim var ya Oğuz. Oradaki aşkı gelsin istiyordum lan. Ben size ne diyeyim lan? Boşuna beklemişim lan. Boşuna beklemişim lan. Aşk nefretin ağzını burnunu kırarmış lan oğul. Bir ömür boşa bekleyecekmişim lan ben. Müsaade kaptan. Müsaade size. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Yavaş. Hadi. Afiyet olsun. Oo delikanlı. Gel birlikte olsun. Gel gel. Gel buyur. Sinan'ı mı bekliyorsun?
Yo, ne alaka ya? Çok komiksin. Kafamı dağıtayım diye çıktım dışarı. Sinan'la mı kafanı dağıtmak için? Daha da komiksin. Gül o zaman. Onun haberi var mı yaptıklarınızdan? Haberi yok. Ve bu onu benden daha iyi bir insan yapıyor. Değil mi? Her şeye rağmen onun yanında olmak istedim. Kendime rağmen. Ama o bana izin vermiyor. Baksana gelmiyor bile. Onca acının ortasında ne yapıyor, ne hissediyor bilmiyorum. Bana niye izin vermiyor onu da bilmiyorum. İzin alma sen de. Git yapış yakasına. Seni seviyorum de. O kadar kolay mı yani? Neden olmasın? İçinden gelen buysa. Hayatında hiç aşık olmadığın o kadar belli ki. Dur bakayım. Yağız Egemen'in kitabında aşk neydi? Başımıza gelen en büyük saçmalık, değil mi? Kesinlikle. Hayır Bay Buzdolabı. Aşk o kadar kolay değil. Senin küçümsediğin kadar kolaysa adı aşk değil. İçine düşmesi de, içinde kaybolması da zorlamalı. Benliğini, gururunu, mantığını, sınırlarını zorlamalı. Benliğini, gururunu, mantığını zorlamalı. Onu ararken kendini bulmak gibi. Kendinden kaçarken ona yakalanmak gibi bir şey işte. Aşk sarsmalı, karıştırmalı. Acıtıyorsa da acıtmalı. Hem de dibine kadar. Bir ayağını yerin 7 kat dibine gömerken bir ayağını bulutların üzerine çıkarmalı. Belki haddini aştırmalı. Ve senin dediğin gibi aşk saçmalatmalı. Ama hayır, kolay olmamalı. Aşka düşmek de, ondan kaçmak da, teslim olmak da kolay olmamalı. İşte bu yüzden affedemiyorum senin kardeşini. Eğer onu affedersem aşka hakaret etmiş olurum. Ama tabii bu söylediklerim aşkın bizim tatlı küçük kızların dizilerde izleyip böyle etkilensinler diye şişirilmiş bir balon olduğunu düşünen bir adama işlemez. Ama öyle işte. Aşk iradeni de zorlamalı. Seninkiler kadar süslü olmadı ama. Yok, iyi denemeydi. Sen beni kandırdın mı yoksa ya? Hani aşk hayaldi? Hayal. Benim için hayal. Yazık sana. İyi geceler. Ben onu yaşamıyorum. Sadece hissediyorum. Deniz iyidir genç. Sen anlatırsın, o susar. Sen susarsın, o coşar. Senin yaşın tutmaz. Suyu anlat der eskiler. Derdini de, dileğini de suya anlat. Biliyor musun?
Ben artık babasız bir çocuğum. Desene, sen artık büyümüş bir çocuksun. Başın sağ olsun. Olmadı. Olmadı. Dilimin ucundaydı da dökemedi. Derdimi ben kendime anlatamıyorum ki suya anlatayım. Ulan kendinden saklanan dert mi olur? Hayatta çok sevdiğin iki kişiyi düşün. Biri yârim. Biri yârim, bildin. Yani yârimdi. Ya diğeri? Diğeri de abim olsun. Hadi olsun bakalım. Çok sevdiğin iki kişiyi, abimle yârimi bir adamın en karanlık karabasanının içine koy. Nasıl laf? Hayırdır? Adını koysam söyleyebileceğim ama söyleyemiyorum. Kıyısında, köşesinde dolaşıyorum. Bir adım ileri, iki adım geri. Ne olduğuna inandırabiliyorum, ne de olmadığına inandırabiliyorum. Ya bir şey var, bir şey var. Gözüme giren bir şey var ama gözümü kırptığımda... Yok, yok kaptan, ben böyle saçmalıyorum işte. Böyle daha da herifin tekiyim. Ya abim o benim. Abim işte. Ya o kadar. Ne olabilir ki? Abim. Şüphenin pençesine düşmüşsün bir kere. İşin zor. Hayatta her şey Ademoğlu için. Dökülen kan da Adem'den, kanı döken bıçak da Adem'den. Ama adam sırtından bıçaklanacaksa eğer, o bıçağı tutan el mühim. O el kanından, o el canından olmayacak. Ya olursa? Allah iki şerrin de hayırlısını versin genç. Ölümün de, ihanetin de hayırlısını versin. Hali gördüğün gibi işte. Yardım edeyim mi? İstemez. Ah be kardeşim. Ah be. Gözüm. Kabus mu gördün? İyi misin? İyi misin ablacığım? Abla? Efendim bir tanem.
Abla. Abla. Bilmiyorum. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Tövbeler olsun. Onca uğursuzluk, ölüm yetmedi. İyice cılkımız çıktı şu hale bak ya. Neye bakıyorsunuz siz öyle? Ha, niye cılkımız çıkmış yine? Hı? Aile Ece Egemen'in bebeğini kabul etmiyor. Aile üyelerinin bebeğin merhum iş adamından olmayabileceğini konuştukları öğrenildi. İşte şimdi kıyamet kopar. Ben bu haberi kimin yaptırdığını biliyorum. Biliyorum. Böyle konuşmamıştık. Miras kavgası ne demek ya? Bizi ateşe atmışsın. Bebek ikinci planda kalmış. Ya sen ne biçim gazetecisin ya? Haberi ben verdim. Manşette mi ben atacağım? Salak. Ne yaptın sen Yasemin? Ne yaptın sen? Bu senin marifetin değil mi Yaz Efendi? Ha? Al marifetini. Sen ne biçim adamsın be? Zaten dün anlamalıydın beni atlatmandan. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Nasıl böyle bir iftira atabiliyorsun? Güzel bir kahvaltı yapalım şimdi, ne dersin? Çek o pis ellerini kızımın üstünden. Fazla ileri gitti, fazla halleri unutur açtılar. Ne oluyor ya? Hanımefendi, bakın sizi uyarıyorum. Ses tonunuza çok dikkat edin. Ve son kez söylüyorum, benim bu saçma sapan haberle hiçbir ilgim yok. Ben böyle şüphelerin böyle saçma sapan gazete haberleriyle tatmin etmem. Anne ne oluyor? Ne gazetesi anne? Hı? Ne haberi? Yok bir şey kızım. Gel hadi ben seni götüreyim. Kızınızdan niye saklıyorsunuz? Neyi saklıyor ya? Al oku. Al. Kızım. Bu iftiralarınızın hesabını vereceksiniz tek tek. Hamile bir kadına dil uzatmanın ne olduğunu tek tek hepinize soracağım. Hamile bir kadına az kaldı. Çok az kaldı. Hesap vereceksiniz bana. Soracağım bunun hesabını size. Dedikoduymuş, ne dedikodusu? Ne oluyor? Hazan ne oluyor? Git onu abine sor. Rezaletin sebebini abin anlatsın sana tek tek. Koş sor. Yavaş. Abi. Duyuyor musun? Kadın ortalığı birbirine kattı. Ya bir kez olsun, bir kez olsun köşene çekil bekleyemez misin sen ya? Tebrikler. Bir saat bile bekleyemedin değil mi? Ya biri bana ne olduğunu anlatabilir mi artık? Konuşmadan hallet o zaman. Babalık testi var mı? Analık testi de var. Bak ikisi de bu çocukların bu çatıda yaşıyor. Bir diş fırçasına bakar. Bir saçının teline bakar. Yaptır testi. Hangisi ise çıksın ortaya anam. Bir diş fırçası, bir saç teli. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman göstereceğim hepsine.
Gebe kadına iftira atmak ne demekmiş? Hepsinin burnuna fitil fitil getireceğim bak. Görün bakın. Avukata da haber vereceğim. Mahkemeye de vereceğim. Hepsine soracağım bunların hesabını. Görün bakalım siz. Konuşmak ister misin? İstemez canım, istemez. Kardeşin ne konuşacak sen de şimdi? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen kız? Ne iması be? Ne iması? İmaya denetmiş zaten. Şu halinize bak ya. Sen cinnet geçiriyorsun, bu kız yaprak gibi titriyor. Ya neden korkuyorsun ablacığım? Hazan, burama getirdin bak. Vallahi burama getirdin, yeter. Ece, bırak. Yürü çabuk, bırak. Yürü çabuk dışarı. Kardeşini senin eline bırakmayacağım, yürü. Ya susacak mısın yine? Konuşmayacak mısın Ece? Konuşmayacak, konuşmayacak. Sen de çık, külahını önüne koy, düşün. Kardeşinin önünde misin, arkasında mısın? Hadi bakalım. Ece, yürü. Yürü. Hadi, 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 hadi. Ya. Yeter ya. Olacaksa olsun artık. Ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Ya siz gerçekten babamın mezarını mı açtırdınız ya? Ne kadar acımasızız ama, değil mi? Ya bir saattir anlatıyoruz, anlamıyor musun? Hepimizin çıkarları için yapıldı bu. Ya sen benim söylediklerimi anlayabiliyor musun? Çıkarlar değil mi? Her şeyden daha önemli zaten çıkarlarımız. Miras yeterince bölündü zaten, daha fazla bölünmesin değil mi? Sinan, bunun mirasla ne alakası var? Bu kim olduğumuzla ilgili, babama sahip çıkmakla ilgili. Anladın mı? Senin bu romantik prens havaların da burada kesmez. Deneme. Realist prens konuştu. Biz kimiz ya? Ha? Allah aşkına, egemen kardeşler olarak biz kimiz? Mezara bile saygı duymaktan aciz egemen kardeşler olarak biz hangi hanedeniz acaba? Bunu babasının suratına, annesinin toprağını fırlatan adam mı söylüyor? Tamam, tamam, kim söylüyor? Tamam, tamam, tamam abi. Bırak, tamam bırak çocuk. Çocuk değil mi? Helal olsun ya. Ya helal olsun, o çocuğun abilerine de helal olsun. Ne güzel sahip çıkmışsınız ya babamın mezarına öyle, kemiklerini sızlata sızlata. Sinan, lütfen tek kelime bile etme artık, tamam mı? Şey, kapıda biri var da Gökhan Bey ya da Yağız Bey'e teslim edilmesi gereken bir şey varmış. Bize teslim etmediler. Ne var diyorum o torbanın içinde? Ha? Ne var? Ya ellerinde paşa paşa verirsin ya da ben almasını bilirim. Hasan yapma. Ya yeter ya. Yeter, bıktırdınız artık sırlarınız, gizemleriniz. Hepinizin sakladığı ne varsa bugün artık bitti. Hepsi ortaya çıkacak, tamam mı? Ver şunu. Hasan. Ver. Hasan. Bakalım ne varmış burada. Diş fırçası, tarak. Sinan'ın mı bu? O sakladığın haberler, bu aldığın eşyalar. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin derdin ne? Neyin peşindesin sen ya? Kimsin sen? Yıllardır evlatını arayan bir anne. O iki çocuktan biri. Yaz ya da Sinan. Benim. Ha.
kardeş mardeş yok. Hasbey hiçbir şey değil. Anlıyor musun? Benim